Gerçekten çok zorluydu bizler için. Çok ciddi kayıplarımız var. Yani bir şehre gittiğinizde her zaman o şehri sahiplenmek zorundasınız. Çünkü sizin eviniz artık orası oluyor ve evinize her zaman sahip çıkmak zorundasınız. O gün de bildiğiniz üzere 3 puan almıştık ve Atsu arkadaşımız abimiz golü de atmıştı. Tüm stat hep beraber çok sevinmiştik. Böyle bir şeyin gerçekten başımıza geleceğini aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Gerçekten tüm Türk milletinin başı sağ olsun. Tabii ki de biz o sırada sadece bizde olduğunu düşünmüştük ama ne yazık ki birçok şehrimiz de bizler gibi çok fazla etkilenmişti. Yani gerçekten diyeceklerimi bilmiyorum çünkü yani ne desek her şey boş. Çünkü çok çok fazla kayıp verdik ama en azından millet olarak tek yumruk olduk ve bunun bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Tek ricam oradaki insanları hiçbir zaman unutmayalım ve çok daha fazla önlem alalım ki onlar bizlerin yaşadıklarını yaşamasınlar. Biz buradayız, şanslıyız, yanınızdayız. Hepimiz ailelerimize kavuştuk. Ama bizler kadar şanslı olamayan insanlar var. Gerçekten konuştukça daha kötü hissediyorum. Bazen 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam gidip geliyor. Düşündükçe insan daha kötü oluyor. Dediğim gibi o insanları hiçbir zaman orada unutmayalım. Her zaman 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl her zaman onlara destek verelim ve gereken dersleri çıkaralım ki bu millet bir daha böyle bir acı yaşamasın. Hiçbir insan böyle bir acı yaşamasın. Çünkü gerçekten kaldırılabilecek cinsten değil. Yani son olarak kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı. Üzgünüm ama maalesef orada kaldı. Bu kadar, teşekkür ederim.